Merhaba arkadaşlar. Bugün 7. sınıf Berkay yayınları sayfa 188, 193 ve 198'deki alıştırmalar kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Yandaki 10 merkezi çemberde KPM yayının ölçüsü 290 derece ise KOM açısı kaç derecedir diye bize sorulmuş arkadaşlar. Bakın KPM yayı şu yayın ölçüsü K'dan başlayıp P'den geçen ve M'ye kadar giden yayın ölçüsü 290 derece olarak verilmiş arkadaşlar. Bize ise şu açı X diyelim. Bu açı bize sorulmuş. Bakın dikkat ederseniz bu merkez açıyı gören yay KNM -K yayı. Bu KNM yayı arkadaşlar biz bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz? Çemberin tamamı 360 dereceydi. E burası KPM yayı 290 derece ise 360'dan 290'ı çıkararak bu yayın uzunluğunu bulabiliriz. 360'dan 290'ı çıkarıyoruz. 0'dan 0 çıktı 0. 6'dan 9 çıkmaz 16 yandan aldı. 16'dan 9 çıktığında 7. Burada ise 2 kaldı 2'den 2 çıktığında 0. 70 derecelik bir ölçü kaldı. Bu yayın ölçüsü 70 derece ise arkadaşlar bunu gören merkez açının ölçüsü de 70 derece olması lazım. Yani KOM açısının ölçüsü arkadaşlar 70 derece olarak bulunmuş olacaktır diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı bu şekilde bulunmuş oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam edeceğiz. Burayı temizledik arkadaşlar. Sizler durdurarak işlemleri tamamlayabilirsiniz. İkinci soruda demiş ki yandaki M merkezli çemberde TMV açısı TMV açısı şu açıyı söylemiş. X artı 10 TYV yayı TYV yayı şu yay 2x eksi 70 ise x kaç derecedir? Bakın buradaki merkez açı verilmiş. TV, TYV yayı yani şu yay işaretlemiş olduğum yay da verilmiş. Burası da 2x Eksi 70'miş. E o zaman bize x'i sordu arkadaşlar. Merkez açıyla onu gören yayın ölçüsü eşitti. Yani x artı 10 ile burada eşittir. 2x eksi 70 ifadesi birbirine eşit olması lazım. Burada denklemi çözdüğümüzde x'i bulabiliriz. x'i bu tarafa atalım. 70'i de eksi 70'i de bu tarafa atalım. x'i burada bu tarafa eksi 70 geldi artı 70 olarak. Bir de burada 10 var. 70 artı 10 oldu. Karşı tarafta 2x vardı x de karşı tarafa eksi x olarak geçti. 70 artı 10 80 yapar. 2 xten bir tanesi çıktığında geriye x kalır. Yani x eşittir 80 olarak bulunmuş oldu. Bize de zaten bunu sormuş arkadaşlar. x kaç diye sormuş. x 80 derece olarak ikinci sorumuzda bulunmuş oldu diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Yine buradaki işlemleri siliyoruz arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz. Üçüncü sorumuz demiş ki Yandaki bisiklet tekerleği tekerleğin merkezinden geçen tellerle eş bölümlere ayrılmıştır. Buna göre her bir eş bölümü belirten merkez açının ölçüsü kaç derecedir diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu her birisi eş parçalara bölünmüş. Bir tanesi bize bir tanesinin ölçüsünü sormuş arkadaşlar. Şimdi tamamını biliyoruz zaten. Tamamı 360 derece çember olduğu için. Kaç tane parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 tane parça var. Ve 18 parça arkadaşlar, 360 arkadaşlar. 360'ı 18'e bölerek bir parçaya gelen açıyı bulmuş oluruz. 36'nın içerisinde 18 iki defa 36 yapar. 0, 0. Bu 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazıldı. O zaman her bir açının ölçüsü 20 derece olarak bulunmuş olur diyoruz. Her bir açının ölçüsü, merkez ölçüsü 20 derece olarak bulunmuş oldu. Üçüncü sorumuzun cevabı olarak. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledik. Dördüncü sorumuzda demiş ki yandaki M merkezi çember 6 eş bölüme ayrılmıştır. Buna göre LMN açısı kaç derecedir? LMN şu açıyı bize sormuş arkadaşlar. Şimdi yine yukarıdaki soruya benzer bir soru. Tamamı 360 derece biliyorsunuz çemberin. Bir tanesini sormuş. Kaç parça bölünmüş? 6 eş parçaya. 360'ı 6 eş parçaya bölüyorum. 36'nın içerisinde 6. 6 defa 6 kere 6. 36. 0 0. Bu 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya eklendi. Yani her bir parçanın ölçüsü 60 derece olarak bulunmuş oldu. Bize ikisi yani lmn'yi sormuştu. Burası da 60 derece olarak karşımıza gelmiş. Olur arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun cevabı olarak. Ve beşinci sorumuzla devam edelim. Yine burayı temizledik. Yandaki O merkezli çemberde AB doğru parçası çapmış. Bu çapı vermiş arkadaşlar. ACB yayı 4x artı 20 ve ADB yayı alttaki yay 5x eksi 20 ise x kaç derecedir diye sorulmuş. Bakın burada çap demesi soruyu bitiriyor arkadaşlar. Çap demek çemberi iki eş parçaya böldüm demek. Yani yukarı taraf 180 derece olacak. ACB yayı alt tarafta 180 derece olduğunu söylüyor bize. Çap iki eş parçaya böler. Şimdi burada 4x artı 20 de 180. Yukarıdaki yay 5x eksi 20 de 180. Bize x'i sormuş. Hangisinde 180'e eşitleseniz de cevap çıkacaktır arkadaşlar. Biz bunu da yazalım. 4x artı 20 eşittir 180 deyip buradan ikisi bulabiliriz. Hocam ben 5x eksi 20'yi 180'e eşitledim. Olur arkadaşlar oradan çözülebilir. Hatta 4x artı 20 ile 5x eksi 20'yi birbirine eşitleseniz bile oradan da x'e ulaşabilirsiniz diyoruz. Şimdi buradan biz bundan çözelim. 4x'i yalnız bırakıyorum. 20'yi karşıya attım. 4x eşittir. 180 eksi 20 karşıya eksi olarak geçti. 4x eşittir. 180 ile 20 çıktığında 160 kaldı. Her iki tarafı 4'e böldüğümüzde arkadaşlar 4'ler sadeleşir. x eşittir. 160 bölü 4'ten 40 derece olarak bulunmuş olur. 5. sorumuzun cevabı da 40 derece olması gerekiyormuş dedik. Ve sayfa 188'i bu şekilde tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Ve şimdi 193. sayfaya doğru ilerliyoruz. Burayı temizledim. 193. sayfayla devam edelim. Evet 193. Birinci soruya baktığımızda arkadaşlar demiş ki Yandaki M merkezli yarı çap uzunluğu 21 santim olan çemberde KMT açısı 90 derece. Şu açı. KPT yayı şu yay kaç santimdir diye bize sorulmuş. Pi'yi de 22 bölü 7 almamız isteniyor. Şimdi çemberin çevresinin formülü arkadaşlar 2 çarpı pi çarpı ya r ile bulunur. 2 pi r formülüyle. Ama burada bakın tamamını sormamış bize. Belli bir yayı sormuş. Parça yayı soruyorsa arkadaşlar formülümüz şu. 2 pi r çarpı buradaki açı 90 derece Bölü 360 yani 360 derecenin tamamı değil de 90 derecelik kısmı olduğu için bu açıyı bölü 360 şeklinde yanına bir de bunu eklememiz gerekiyor. Tamamını sorarsa 2 pi'ye, belli bir açıyı sorarsa 2 pi'ye çarpı 90 bölü 360 şeklinde e, formülünü kullanmamız lazım. Şimdi yerine yazalım. 2 çarpı pi 22 bölü 7 al demiş, 22 bölü 7 alıyorum çarpı r'yi kaç alacağız? 21 santim aldık. Çarpı 90 bölü 360. Bakın bu işlemi çözdüğünüz anda cevabı ulaşmış olacağız. Sadeleştirmeleri yapalım. Şu sıfırlar birbirini götürür arkadaşlar. 21 ile 7 sadeleşir. Burası 1 burası 3 kaldı. Şurada 36 ile 9 sadeleşiyor. 9'a böldüm 1. Burayı böldüm 4 kaldı. Şimdi kalanları bir çarpalım. 2 çarpı 22 44. 44 çarpı 3. 120 132 1 ile çarpıldığında zaten yine 132 yapmış olacak. Yani payımız 132 geldi. Payda da ise burada 4 kaldı. Burada 1, 4 kere 1, 4 geldi. 132 bölü 4 geldi. 132'yi 4'e böldüğümüzde cevaba ulaşmış olacağız arkadaşlar. Hemen şurada bölelim hızlıca. 132'yi 4'e bölüyorum. 13'ün içerisinde 4, 3 defa 4 kere 3, 12. Burada 1, burada 0 kaldı. 2'ye aşağı indiğimiz 12'nin içerisinde 4, 3 defa 4 kere 3, 12. Kalan da 0, 0. Yani 33 derece şey pardon 33 santimetre olarak bulunmuş oldu. Şöyle düzeltelim. 33 santimetre olarak cevaba ulaşmış olduk. Birinci sorumuzun cevabı olarak arkadaşlar. Şurada çarpmada hata yapmış olmayalım. Ee, 66 2 ile çarptığımızda 132 doğru yapmışız. Buradan da 33 cm olarak cevaba ulaşmış olduk. Birazcık uğraştırıcı bir formülü var arkadaşlar. Ee, parça uzunluğunun çemberin parça uzunluğunun ee, birazcık uğraşırız bir formülü var demiş olduk. İkinci soruyla devam ediyoruz buradaki işlemleri temizledim. Ee, yetiştiremeyenler durdurarak tamamlayabilirler. İkinci soru demiş ki, yandaki o merkezli çap uzunluğu 30 santim olan çemberde, ACB e, yayının ölçüsü 120 derecedir. İse ACB yayının uzunluğu bize sorulmuş arkadaşlar. Bu yayın uzunluğu sorulmuş bakın. Uzunluğu formülünü biraz önce vermiştik formülümüz. 2 çarpı pi çarpı r çarpı açı kaç derece? Burada bakın söylemiş. Burası 120 derece demiş. O zaman merkez açımız da 120 derece. 120 bölü tamamı 360 şeklinde formülümüzü yazdık. Şimdi yerine yazalım. 2 çarpı pi 3,14 al demiş. 3,14 alıyorum çarpı. R'miz kaç? Çapın uzunluğu 30 verilmiş. Bakın buraya dikkat. Yarı çap o zaman arkadaşlar 30'un yarısı 15 almanız lazım. Burada bir ufak dikkat gerekiyor. Yarı çapı 15 aldım. Çarpı 120 bölü 360. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Sıfırlar gidiyor. 12 ile 36 sadeleşir. Burada 1. Burada 3 kaldı. Bu 3 ile de 15 sadeleşir arkadaşlar. Burada 1. Burada 5 kaldı. Şimdi gerekli sadeleştirmeleri yaptık. Çarpmamızı yapalım. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 10 ile de 3, 14 çarptığımızda 10 bunu bir basamağa kaydırmış olur. Yani cevabımız 31,4 cm olarak bulunmuş olacak diyoruz. ikinci sorumuzun cevabı olarak. Buradaki çarpmaya birazcık dikkat edelim. Sadeleştirdiğinizde gördüğünüz gibi çok kolaylıkla cevap çıkıyor. Sadeleştirmeleri yaptım. 5 ile 2 çarptım. 10. 10 ile bu sayıyı çarptığımızda virgül 1 basamak sağa kayar. Oradan cevaba ulaşmış olduk. İkinci sorumuzun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Yandaki halı sağ çiziminde verilen ölçülere göre beyaz çizgilerin uzunlukları toplamı kaç santimdir? Pi'yi 3 alınız. Halı sağ çiziminde verilen çemberlerden büyük olanın çapı 3 metre. Küçük olanın çemberin her birinin çapı 1 metredir. Bakın çapını vermiş. Burada yine bu çapa dikkat. Yarı çap lazım bize. Şimdi demiş ki beyaz çizgilerin tamamının toplamı. Öncelikle bakın biz düz olanları bir toplayalım. En son şu yuvarlakları toplarız. Uzun kenar 21. E, karşısı da 21. Kısa kenar 12. Burası da 12. 21 ile 21'i topladım. 42. 12 ile 12'yi topladım. 24. Öncelikle dikdörtgenin çevresini buldum. Onun hariç ne var arkadaşlar? Bakın ortada bir çizgi var. O da 12 santim. 12 metre pardon. Onu da ekledim. Başka ne var arkadaşlar? Şu kalenin olduğu bölge var. Bakın burası 3'müş. Şurası 4'müş. Orası zaten yani hesap ederken hesap etmiştik. Şurası 3, şurası 4, şurası 3. 3 3 daha 6 4 daha 10 geldi. E 10 da karşı kaleden gelecek. 20 de oradan geldi. Bakın buraya dikkat. 3 3 6 bir de bunu topladım. 10 yaptı. Burayı toplamıyorum. O zaten hesap etmiştik kenar uzunluğunu. O yüzden 10 bu. 10 da karşısı 20 olarak onu da buldum. Şimdi son olarak bir tek şey kaldı. Şu ufak çember, bu ufak çember bir de şu çemberin toplamını bulmamız lazım. Onu da formülümüzde bulacağız. Neydi formülümüz? Pi 2 pi r. 2 pi r formülü. Çevrenin formülü. Şimdi burada 2 çarpı pi'yi kaç alın demiş. 3 alın demiş. Aldık. R'yi ise küçük olanlar için hesap ediyorum. Çapı 1 metre ise yarı çapı 1 bölü 2. Yani birin yarısı arkadaşlar 1 bölü 2 metre olur. O zaman bunu çarptığımızda bir tanesini bulmuş olacağız. 2 kere 3 6. 6 kere 1 6. 6 bölü 2'den 3 olarak bir tanesinin çevresini bulmuş oldum. E bir tanesi çevresi 3 ise diğeri de 3 olacak arkadaşlar. 3 üç artı 3'ten 6 daha geldi. Şimdi son olarak büyük çemberi hesap ediyorum. Biraz uzunca bir soruydu bu. 2 pi r yaptım. 2 çarpı pi'yi 3 aldım. R'si ise çapı 3 metre ise arkadaşlar. Yarı çapı 3 bölü 2 metredir. 2 kere 3 6. 6 kere 3 18. 18 bölü 2'den 9 da bu geldi. Bunu da ekledim. 9. Şimdi bunların hepsini toplayacağız. Bir daha söyleyelim. Önce dikdörtgenin çevresini buldum. Sonra kareleri, kalelerin olduğu yeri buldum. Sonrasında iki tane küçük çemberi hesap ettim. Sonra da bir tane büyük çemberi hesap ettim de bütün beyaz çizgileri hesap etmiş oldum. Topluyorum arkadaşlar. 2, 4 daha 6, 8, 14, 9 daha 23 yapar. Burası 23. elde var 2. 4, 2 daha 6, 7, 2 daha 9, 2 de elde 11 yani 113 metre olarak tamamını, beyaz çizgilerin tamamını bulmuş olduk. Uzunca bir soruydu arkadaşlar. tekrar Tek tek hesap eden, e, hesap etmeye gerektiren bir soruydu. Üçüncü sorumuzu da bu şekilde tamamlamış olduk arkadaşlar. Ve dördüncü sorumuza doğru iniyoruz. Buradaki işlemleri durdurarak tamamlayabilirsiniz. Dördüncü sorumuz yandaki şekil B ile D merkezli yarı çap, çam, yarım çemberler ile e merkezli çeyrek çemberlerden çemberden oluşmuştur. Çeyrek ve yarım çemberlerin merkez noktaları doğrudaş. AB, BC'ye eşit. O da CF'ye eşit. Bu iki tane CD'ye, iki tane EF'ye eşit. Ve AE 35 santim olduğuna göre şeklin çevre uzunluğu kaç santimdir diye sorulmuş. Şimdi uzun yine dikkat gereken bir soru. Şuradaki ifade çok önemli arkadaşlar. Demiş ki bakın AB ile BC eşit. Şu ikisi eşit. CF de bunlara eşit. Şurası da onlara eşitmiş. Ve CD'nin iki katına eşitlermiş. Yani CD şurası yarı çap belli oluyor zaten. O zaman buraya X dersem. Burası da X oldu. Ve bu da iki tane EF. Yani bunlar da birbirine eşit oluyor o zaman. C, iki tane CD iki tane EF'ye eşit. Bu da X diyebiliriz. Zaten şekilden de anlaşılıyor. Burası X burası X burası X. Burası bun, bunların iki katı olduğu için 2X. Bu da 2X şeklinde oldu arkadaşlar. Öncelikle burada x'e 2x diyerek 2 katını söylemiş gördüğünüz gibi. x'i bulmamız lazım. Nasıl bulacağız hocam? A, E'nin 35 olduğu bize söylenmiş. Bakın A'dan E'ye 35 santimmiş. O zaman arkadaşlar 2x, 2x daha 4x, 5x, 6x, 7x. 7 tane x'in toplamı 35'e eşit. Buradan her iki tarafı 7'ye böldüğümüzde x eşittir. Bunlar sadeleşir. 35 bölü 7'den 5 olarak bulundu. Yani 5 olarak bulduk. Biz neyi bulduk arkadaşlar? 5 olarak şunun mesela yarı çapını bulduk. Bunda yarı çap bulundu. Bunda yine 5 kere 2 10. 10 olarak yarı çap bulunmuş oldu. Onu kullanarak çevre uzunluğunu hesap etmiş olacağız. Şimdi öncelikle şu yayın uzunluğunu bulalım. Nasıl bulacağız? X yerine 5 yazdığımızda 5 kere 2 10 yapar. Yarı çapı 10. Yazıyorum formülümüzü. 2 çarpı pi çarpı R diyeceğiz arkadaşlar. 2 pi R. Hemen bulalım 2 pi R'den. 2 çarpı pi 3 al demiş. R'miz de 10 arkadaşlar. Çarptığımızda 2 kere 3 6. 6 kere 10 60 yapar. Ama bu tamamı gördüğünüz gibi burada yarım yayı var. O zaman 60'ın da ikisi yarıya böleceğiz. 62'ye böldüğümüzde 30 metre olarak gelmiş oldu. Şu an 30 olarak bulduğumuz şey şu yayın uzunluğu. Şimdi geçtim şu yaya. Burada arkadaşlar yine aynı formülü kullanıyorum. 2 çarpı pi çarpı r. Nasıl yapacağız? r burada x'e eşit. x 5'ti yani yarı çapımız 5. 2 çarpı 3 çarpı 5 yaptım. 2 kere 3 6 6 kere 5 30. Ama yine yarım yay olduğu için yine bunu da 2'ye böldüm. 30'un yarısı 15'te o geldi. Son olarak bir de çeyrek çember var bakın burada. Onu da hesap edelim. Onu da arkadaşlar... Alt tarafa hesap edelim. Yukarıda yer kalmadı. 2 çarpı pi çarpı r. 2 çarpı pi 3 aldım. R'yi ise yine burada bakın yarı 5 olduğu için 5 olacağız. 2 kere 3 6 6 kere 5 30 yapıyor. <laughs> Yalnız burada dikkat ederseniz arkadaşlar. Şurası nedir? Çeyrek çember. 90 derecelik bir açıyla vermiş. Çeyrek çember. O yüzden bunu 4'e bölmemiz lazım. 34'e böldüğümüzde de virgül çıkıyor. 7,5 metre olarak karşımıza gelmiş olacak. Santim pardon 7,5 santim olarak karşımıza gelmiş olacak. Şimdi bu üç tane bulduğumuz sayıyı toplayacağız. Ama sadece bu şeklin çevresi bu değil. Bakın burası var burası var burası var. Biz şu 3 şu yayı topladık. E bir de onun haricinde bakın şurası var şurası var. Şurası var, şurası var. Onları da toplamamız lazım. Bir de onları üstüne ekleyelim. Şimdi burası 10. Burası 10. Şurası 5. Burası 5. Burası 5, bu da yarı çap olduğu için bu da 5. Hepsini topluyorum. 10, 20, 25, 30, 35, 40. Oranın uzunluğu da 40 çıktı. 40 orası var. 30 bura, 15 bura, 7.5 de burası. Hepsini ekleyelim. 30, 15, 7.5. Burada biraz 7.5 işi bozuyor arkadaşlar. Diğerlerin toplaması kolay. Bu en son ekleyeceğiz. 40, 30 daha, 70, 15 daha, 85, 7 daha, 92. Bu çuğu da eklediğimizde 92,5 cm olarak dördüncü sorumuzun cevabına ulaşmış olduk arkadaşlar. Bir hayli uzun ve zor bir soruydu arkadaşlar. Tek tek burada yayların 3 tane yayın ayrı ayrı uzunluğunu bulmanız lazım. Birisi virgülü çıkıyor. Sonrasında da kenar uzunluklarını toplayıp toplamda 92,5'a ulaşmanız gerekiyor. Dördüncü sorumuz birazcık zor bir soruymuş arkadaşlar. Anlamayanlar tekrar tekrar dinleyerek bu soruyu tamamlayabilirler. İşlemleri temizliyoruz. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Beşinci sorumuza devam ediyoruz. Yandaki P merkezi çemberde APM açısı 100 derece. ACB yayının uzunluğu 15 santim. Şuranın uzunluğu 15 santim olarak verilmiş. Buna göre çemberin yarıçap uzunluğu kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi formülümüzü bir yazalım. 2 pi r çarpı açımız 100 derece bölü 360 formülüyle bu yayın uzunluğunu ulaşabiliyorduk. Burada bakın yayın uzunluğunu bize vermiş zaten. Yarı çapı sormuş. Bu sefer farklı bir soru sormuş. Şimdi verilenleri yerine yazıyorum. 2 çarpı pi 3 al demiş. R'yi bize vermemiş. Soruda bize onu soruyor. Çarpı 100 bölü 360 bunun uzunluğunun ölçüsünde 15 olduğu söylenmiş. Yani bu işlemi yaptığımızda cevabımız 15 çıkacak. Buraya R yerine hangi sayının geleceğini bize sormuş. Şimdi sadeleştirelim. Sıfırlar sadeleşiyor arkadaşlar. Burada 36 ile 2 kere 3 6 yapar. Bu da sadeleşir. Bunu sadeleştirdiğimizde bunlar gitti. Burada sadece 6 kaldı. 10 ile R'yi çarptığımızda 10 R bölü paydamızda 6 var. Eşittir 15'e. Şimdi 6'ya bölünmüş hali 15'si arkadaşlar. O zaman 10R'yi bulabilmek için 15 ile 6'yı çarpıp 10R'nin neye eşit olduğunu bulabilirsiniz. 10R buradan 15 çarpı 6'ya eşit. Yani 6 kere 5 30 elde var 3. 6 kere 1 6 3 daha 90 yapar. 10R 90'mış. Buradan R'yi bulabilmek için her iki tarafı 10'a böldüğümüzde R eşittir 90 bölü 10'dan 9 santimetre olarak bulunmuş olur diyoruz. Birazcık burada R'yi bulması zor arkadaşlar. 6'ya bölündüğünde 15 olan sayıyı bulmanız için 15 ile 6'yı çarpmanız lazım. Yani 10 çarpı R'nin 90 olduğunu oradan bulmuş oldum. R'yi de buradan 9 olarak bulmuş oluyoruz. Yine uğraştırıcı formülü kullanacağımız bir soruydu arkadaşlar. Bu şekilde sayfa 193'teki kısmı da tamamlamış oluyoruz. Durdurarak işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz dedik. Biz sayfa 198'deki dairenin alanı ile alakalı kısma doğru ilerlemiş oluyoruz. Evet 198'e geçtik arkadaşlar. Demiş ki birinci sorumuzda verilen ölçülere göre pembe daire dilimlerinin alanlarını bulunuz. Pi ile 3 alınız demiş. Şimdi daire dilimin alanını verelim. Dairenin tamamının alanı arkadaşlar pi re kare formülüyle bulunuyor. Pi çarpı re kare formülüyle bulunuyor. Eğer e, belli bir açıya sahip alanı sorulursa formülümüz şu arkadaşlar pi çarpı r kare çarpı buradaki açı 150 derece bölü tamamı 360 derece. Bu formülle alanını bulmuş oluyoruz. Şimdi yerine yazalım pi yerine 3 al demiş 3 yazdım r yerine 9 yazacağız yarıçap 9 dokuz demiş 9'un karesini alalım direkt 81 yapar çarpı 150 bölü 360. Bu işlemi yaptığımızda cevaba ulaşmış olacağız arkadaşlar. Önce sıfırları sadeleştiriyorum. Sonrasında bunu 3'e böldüm 5. Bunu 3'e böldüm 12. Sadeleştirirseniz işlem biraz daha kolaylayabilir arkadaşlar. O yüzden sadeleştirmeleri yapıyorum. Bunu 3'e böldüğümüzde 4. Bunu 3'e böldüğümüzde 1 kaldı. Yani burada 81 çarpı 5 kaldı. Burada sadece 4 kaldı arkadaşlar. İşlem hatası yapmış olmayalım diye şöyle bir göz önünden geçiriyorum. Evet bir hata yok. Şimdi çarpalım. 81 ile 5'i çarptığımızda 405 yapar. Bölü. Paydamızda ise sadece 4 kaldı. Cevabımız 405 bölü 4 şeklinde çıkmış oldu. Her zaman tam bir ifade çıkacak diye bir şey yok arkadaşlar. Burada mesela tam bir ifade çıkmadı. Virgüllü olarak ifade edersek bu ifadeyi de 100 101 tam 101 virgül 25 olarak bulmuş oluruz. Yanlış olmasın hemen bakıyorum arkadaşlar. 1.25 ile 4'ü çarptığımızda 5 yapıyor. Doğru. 405 oluyor. Doğru. Evet. 101,25 olarak virgül halinde yazabilirsiniz. Hocam nasıl bulduk? 405'i 4'e böldüm. Zindan yaptım. Siz bu şekilde 4'ün içerisinde 4 bir defa şeklinde yine bu işlemi yürüterek de 101,25'e ulaşabilirsiniz. Birazcık orası uğraştırıcı olmuş diyoruz. Hızlıca yine yapamayan öğrenciler için yapmış olalım. 0, 0 aşağı indim. 5'i e aşağı indim. 2 tane sayın indiğim için buraya bir 0 eklenir. 5'in içerisinde 4 bir defa. Bunu çıkardığımda kalan 1. Buraya bir sıfır ekliyorum. Buraya virgül ekliyorum. Onun içerisinde 4. 2 defa 4 kere 2 8. Kalan 2. Buraya sıfır ekledim. 20'nin içerisinde 4. 5 defa 5 kere 4. 20 şeklinde bu bölmeyi de böyle çözeceğimizi anlatmış olalım hızlıca dedik. Birinci sorumuzun cevabı 101,25 çıkmış oldu. B şıkkıyla devam edeceğim. Buradaki işlemleri siliyorum. Çünkü yeterli yerim kalmadı arkadaşlar. Sizler durdurarak tamamlayabilirsiniz diyelim. İkinci sorumuz yarım dairenin alanı Bakın şöyle yapalım. Pi çarpı R kare deyip bunun yarısını alabilirsiniz. Siz hiç 180 bölü 360 falan yazmanıza gerek yok. Çünkü bu yarım daire gördüğünüz gibi. Bunu bulup yarısını almamız yeterlidir. Pi yerine 3 yazacağız. R'miz 12'ymiş. 12'nin karesi ne yapar? 12 çarpı 12. 144 yapıyor arkadaşlar. 3 ile 144'ü çarpıp bunun yarısını almamız lazım. Çünkü yarım daire burası. 3 ile 144 çarpmadan önce şu ikisi sadeleşiyor. Burası 1, burası 72 kaldı. 72 ile 3'ü çarpmamız cevabı ulaştıracak. 3 kere 2, 6. 7 kere 3, 21'den 216 santimetre kare olarak dairenin alanına ulaşmış olduk. B şıkkı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve C şıkkıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Burada da yine formülümüz aynı. Formülümüz pi r kare çarpı açımız 60 derece bölü 360'dan yapılacak. Pi'yi 3 e alacağız. R'miz yarı çapımız 6'ymış. 6'nın karesi 36 çarpı 60 bölü 360 oldu. Şu 360'ı düzeltelim. Burada arkadaşlar ne yapacağız? Sıfırlar sadeleşti. 36 ile 36 sadeleşti. O zaman geriye sadece 6 kere 3 kaldı. 6 kere 3 de 18 santimetre kare olarak C şıkkımızın alanına da ulaşmış oluyoruz dedik. Burada en zoru A şıkkıydı arkadaşlar. Çünkü A ifademiz tam bir ifade çıkmadığı için ekstradan bir de orada bölme işlemi yapmanız gerekecek. Ama B ve C'de direkt sonucumuz ulaşılmış oldu. Birinci soruyu bu şekilde tamamladıktan sonra ikinci sorumuza doğru ilerliyoruz. Daireler ile dairelerin alanlarını eşleştiriniz demiş. Pi'yi de 3 alınız demiş. Burada bakın tamamı dairenin alanı. O yüzden formülümüz ortak zaten. Pi r kare formülünü uygulayacağız. Birinci şeklimizle başlayalım. Pi'yi 3 al demiş. Aldım. R'miz 2'ymiş. 2'nin karesi 4 yapar. 3 kere 4 ne yapar arkadaşlar? 12 metre kare olarak bulunmuş oldu. O da gördüğünüz gibi hemen 3. şekilde eşleşmiş oluyor. İkinciye geçtiğimizde burada pi'yi 3 aldım. R'mizi 5 beş alacağız. 5'in karesi 25. 25 çarpı 3 75 metrekare olarak ikinci şeklimizin alanını buldum. O zaman bu da birinci ile eşleşti. Üçüncüye geçtiğimizde pi'miz 3, r'miz 4, 4'ün karesi 16 arkadaşlar. 3 ile 16'yı çarptığınızda da 48 metrekare olarak cevabı ulaşmış olursunuz. O da ikinci ifadeyle eşleşmiş oldu. Burada bakın pi r kare formülünde yerine yazarak direkt alanlarımızı tespit etmiş olduk. İkinci sorunun cevabı olarak 60 metrekareye karşılık gelen bir ifade olmadı diyoruz. Ve üçüncü soruyla devam ediyoruz arkadaşlar. Yarı çap uzunluğu 0,07 metre olan yandaki O merkez dairenin alanı kaç santimetre karedir? Bakın metre olarak vermiş santimetre kare olarak sormuş arkadaşlar. O zaman bu ifadeyi de santimetreye çevirelim. 0,07 metre santimetreye çevrilirken desimetre santimetre iki basamak aşağı indiğimiz için iki tane virgülden kurtulur. 1, 2 tane kurtuldu ve 7 cm'ye eşit bu ifade. 2 basamak sıfır eklenecekti. Virgüllü ifade olduğu için 2 tane sıfırdan kurtul, virgülden kurtulmuş oldu. Yani yarı çapımız 7 santim. Şimdi alanımız belli. Neydi alanımız? Pi r kare formülü arkadaşlar. Pi 22 bölü 7 al demiş. 22 bölü 7 aldım. R'yi de 7 santim bulmuştum. 7'nin karesi 49 yapıyor arkadaşlar. Şimdi bunu çarpacağız. 7 ile 49 sadeleşiyor. 7'ye böldüm 1. 49'u 7'ye böldüm. 7 kaldı. O zaman 22 ile 7'yi çarptığımızda sonuca ulaşırız. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 2 14 elde eklediğimizde 15. 154 santimetre kare olarak da bu dairenin alanına ulaşmış oldum. Burada önce metreyi santimetreye çevirmeyi unutmayalım. Üçüncü sorunun cevabı olarak diyoruz arkadaşlar. Ve dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buraya aşağıya doğru indik. İşlemleri tamamlayamayanlar durdurarak tamamlayabilir. Dördüncü soru demiş ki Merve Hanım ölçüleri yanda verilen dikdörtgen biçimindeki bahçesinde bulunan eş çeyrek daire ve eş yarım daire biçimindeki pembe bölgelere gül dikmiştir. Kalan yeşil bölgeleri çimeken Merve Hanım çik, çim ektiği alan kaç metrekaredir diye sorulmuş. Şimdi bu sorularda arkadaşlar önce tamamının alanı dikdörtgenin alanını bulup pembe alanları çıkarmamız gerekiyor. Tamamının alanını bulalım önce. Bakın burası 3 metre, burası da 3 metre, burası 3 metre, burası da 3 metre. 3, 6, 6 daha 12, 15, 18 yani tamamının uzunluğu 18 metre. Kısa kenarda zaten 1 metre olarak bize verilmiş her iki taraftan. Dikdörtgenin alanı 18 çarpı 1'den 18 metre bulundu. Şimdi bunu biliyoruz. Alanı 18 metre kare pardon. Şöyle yazacağız alanımız 18 metrekare. Şimdi bundan pembe ekle yeri çıkarırsak yeşil alanı bulmuş oluruz. Pembe alanı nasıl bulacağız arkadaşlar? Şöyle dikkat ederseniz bakın bunlar birbirine eş. Şunu böyle altına getirdiğimizde burada bir tane daire yapar. Şu dört taneyi de yan yana getirdiğinizde şöyle dört parça o da bir tane daire yapar. Yani toplamda burada bu ikisi bir tane daire şu dördü de bir tane daire. iki tane dairenin alanı var. Peki bu dairelerin yarı çapı kaç arkadaşlar? Bakın bize burada söylemiş yarı çapı 3 metre. Tamamı 6 çapı 6 yarısı 3 metre. O zaman yarı çapı 3 metre olan iki tane dairenin alanını bulmam lazım. Bulalım. Pi çarpı R kare arkadaşlar. P'yi 3 al dedi soruda aldım. R'miz 3 metre gördüğünüz gibi yarı çapımız. 3'ün karesi 9 yapar arkadaşlar. 9 kere 3 27 yaptı. Yani bir tanesinin alanı 27 metrekare bulunmuş oldu. Bir yerde hata mı yaptım diye bakıyorum arkadaşlar. 6, 12, 15, 18. Ha, şurayı yanlış yaptık. Başta 18 metrekareyi yanlış yaptık. Çünkü bu değerin daha küçük çıkması lazımdı. Şurayı başta hata yaptık. Şunu düzeltelim arkadaşlar. 18 metrekare değil. Bir kenarımız 18. Şurayı ben 1 metre tamamı sandım. Şurası 3 metre. Şurası 3 metre. Şurası 3 metre. 3, 6, 7 metre. Yani 18 ile 7'yi çarpmamız lazım. Şu hatalı oldu. Şunu düzeltiyorum hemen. 18 ile 7'yi çarpmamız gerekiyor. Biri değil. Siz de orayı düzeltin arkadaşlar. Şunu silelim. 18 ile 7'nin çarpımı tamamı. Çünkü 27 çıkınca soruda bir hata olduğunu anladık. 27'den daha Bundan daha küçük bir değer çıkması lazım. Orası 18 çıktı. Burası 27. Olmaz öyle. 18 ile 7'yi çarpalım. 8 kere 7 56'nın altı. Elde var 5. 7 kere 1 7 5 daha 12. 126 metrekare arkadaşlar. Tamamı 126 metrekare çıkmış. Oldu. Öncelikle bunu bir düzeltelim. Bunu düzelttik. Şimdi bir tane dairenin alanı 27 metrekare çıktı. E bir tane daha daire var. O zaman o da 27 metrekare çıkacak. 2 tane 27 metrekare ne yapar arkadaşlar? 7 7 daha 14 elde var 1. 2 2 daha 4 elde ekledim 5. 54 metrekare yapıyor. Şimdi 126'dan 54'ü çıkararak yeşil alanı bulmuş oluruz. 126'dan 54 çıkarıyorum. 6'dan 4 çıktı 2. 2'den 5 çıkmaz yanına al. 12'den 5 çıktı 7. Burada 0 kaldı. O zaman yeşil alanda 72 metrekare olarak bulunmuş oldu diyoruz. Dördüncü sorumuzun cevabı da bu şekilde karşımıza geldi. Başta şuraya 18 çarpı 1. Orayı hata yapmıştık. Orayı da düzenlemiş olduk arkadaşlar. E, orayı siz de düzelterek 72 metrekare cevabına ulaşmış olalım diyoruz. Ve dördüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Son sorumuz olan 5. soruya doğru ilerliyoruz. Yandaki şekilde O merkezli çeyrek dairenin içine BOA ikizkenar dik üçgeni yerleştirilmiştir. Şuraya bir ikizkenar üçgen yerleştirilmiş. Çeyrek dairenin yarıçap uzunluğu 20 metre olduğuna göre pembe bölgenin alanı kaç metrekaredir diye soruluyor arkadaşlar. Bakın şurada bir üçgen var. İkiz kenar üçgen olduğu için burası 20 burası da 20. Aynı zamanda bu bir çeyrek daireymiş. Şimdi bunu bulabilmek için pembe alanı arkadaşlar tamamını bulup şu üçgeni çıkarmamız lazım. Önce tamamını bulalım. Pi çarpı R Pi çarp R kare çarpı Pi R kare alanın formülü çarpı ister açıdan gidin bakın burada 91 360 veya çeyrek çember dediği için bunun dörtte birini alın. İkisi de doğru cevabı bizi ulaştırır. Şimdi bunu çözelim. Pi 3,14 al demiş. 3,14 aldım çarpı R'yi 20 alacağız. yarıçapımız 20. 20'nin karesi 400 yapıyor. Bölü 4 yaptık arkadaşlar. Buradan sadeleştirirsem 4 ile 4 sadeleştiğinde burada 100. Burada 1 kaldı. %3,14 çarptığınızda da bu iki tane sıfır bu virgülden kurtarır ve cevap 314 e, metrekare olarak bulunmuş olur. Tamamının alanı 314 metrekare bulunmuş oldu. Şimdi bundan arkadaşlar üçgenin alanını şu üçgenin alanını çıkaracağız. Üçgenin alanı neydi? İki tane dik kenarın çarpımı 20 çarpı 20 bölü 2'den bulunur arkadaşlar. Yükseklik çarpı taban uzunluğu bölü 2. Yani 20 ile 20'yi çarpacağız. Yarısını alacağız. 20 çarpı 20 400 yapıyor. Bunun yarısı da arkadaşlar 200 metrekare olarak bulunmuş oldu. Şimdi bize pembe alanı sorduğu için 314'ten 200'ü çıkarmamız gerekiyor. 314 eksi 200 dedik. 4'ten 0 çıktı 4. 1'den 0 çıktı 1. 3'den 2 çıktı 1. 114 metrekare olarak da pembe bölgenin alanını bulmuş oluyoruz. 5'in soruyu da bu şekilde cevaplandırmış olduk arkadaşlar. 188, 193 ve 198'deki alıştırmalar kısmını tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda 5. ünite değerlendirmeyi yapmış olacağız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.